Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları diye kanalımızın ismini değiştirdik ve Nurgül'ün Tığ ve İğne Oyaları değil, Nurgül'ün İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bile unutuyorum, açılış yaparken dilim öyle alışmış. Bir buçuk yıldır filan. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bu gördüğünüz yine petrol yeşili ve birebir aynı renkte olan ipiyle ve 21 numara tığımla size çok güzel bir model hazırladım. Modelim çok kolay arkadaşlar. Çok güzel görüntüsü var. Böyle çıtır çıtır pıtı pıtı tombul yanaklar gibi. Yapılışı ama çok kolay. Evet, şimdi modelimi göstereyim. Evet, bakın modelim bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel ve zarif bir model oldu. Şöyle yine her zaman gibi kirpikli trabzanın üzerine bu şekilde 4 tane daldan yuva yapıp üzerine böyle tombul yanaklar, çiçekler yaptım arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Bir de bu modeli herkes yapabilir. Sık zincir çekmeyi bilen, bakın şu sık iğneli dalları da iptal edip hani 4 zincir çekip trabzan yapıp bu 5 zincirli yuva yaptıktan sonra 4 zincirli aşağı inebilir. Bu sık iğneli dallar iptal edip daha kolay olan dalı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle fikir amaçlı yeni öğrenen arkadaşlar veyahut da kolay model arayanlar o şekilde bu dalları hazırlayabilir. Modelim bu bak. Çok da güzel bir model oldu sizler için. Böyle hazırladım arkadaşlar. Bazen böyle iğneden tığ ağır modeller, bazen hafif, bazen sıralı modeller. Herkesin zevkine göre böyle ara ara videolar çekmeye çalışıyorum. İnşallah siz de memnun kalırsınız. Modelimiz bu. Bir de şöyle her zamanki gibi sallantılı haline bakın modelin. İlk başlar gibi başlayacağız arkadaşlar. Arka tarafı unutalım. Tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırladık. Şöyle üçer zincir çekerek yaptım arkadaşlar. İki biraz tülbentin içine geçtiği için ekranlarda hoş olmuyor. O yüzden üçer zincir çekerek hem zürafaya daha çok benziyor. Bakın bu şekilde hazırladım. Şimdi demin de söylediğimiz gibi ilk başlar gibi başlıyoruz. İpimizi tığımıza tutturduk. Bir defa tığımı doluyorum ve buradan hemen yandaki tığ battıya girip 2 ve 2 alarak trabzanımı yaptım. Şimdi bir zincirimi çekiyorum ve şöyle 2 ve 2. Bu yapmış olduğum ikinci trabzana 4 zincirden şöyle bir kirpik oluşturuyorum. Bir zinciri çekip bir defa tığı doladım. Hemen yandakine 2 ve 2. Bu şekilde yuvayı hazırladık. 9 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8 ve 9. Tersini çevirdim. Buradaki yuvamın içerisine giriyorum. Trabzanı yani boş olan tepe noktaya girip ipimi buraya sabitleyip bakın yuvamı oluşturdum. Bir zincirle dönüyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde dalımız daha muntazam duruyor arkadaşlar. Evet, 4 zincir. Şöyle. Bakın. 3 defa doluyorum arkadaşlar. 2 az geliyor. 3 defa dolayıp 2 2 2 4 seferde bir trabzan yapıyorum. 5 tane zincir. Yuvanın içerisine giriyorum. 5 zinciri buraya sabitliyorum. Geriye kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Trabzanın içerisine 5 sık iğne. 2 3 4 ve 5. Ve 6. yuvada. İlk dalı bu şekilde oluşturuyorum. Bakın. Diğer 3 dalı da aynı şekilde yapıyorum. 4 zincir. 2 defa tığı doladım. Pardon, 3 defa tığı doladım. Bunu da arkadaşlar bakın şu aralığı vermemek için bir fazla doluyorum. Kalın şöyle. Yoksa 2 defada da bu boyut elde edilir.
Fakat ben sıkı sıkı böyle kalın bir görüntü olsun diye bu şekil yapıyorum. Evet, bez zincirimi şöyle trabzanımın ara kısmından kapatıp yuvayı oluşturdum. Şöyle bir, iki, üç, dört ve beş. Hemen sık iğne ile yuvaya sabitliyorum. Yine bir, iki, üç, dört zincir. Üç defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. İki, iki, iki ve iki. Beş zincir. Burayı kapattım. Ve geriye kalan yuvaya bir, iki, üç, dört ve beş. Yuvada sık iğne ile sabitledim. Dalımızı oluşturdum. Bir, iki, üç, dört. Üç defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle iki, şöyle iki. 2, 4 seferde yine trabzanımı yapıp 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi trabzanıma kapatıp buraya 5 sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 sık iğnemi yaptım. 6. sık iğne yuvada. Evet. Şimdi buraya bir sık iğne. Bir sık iğne de trabzan seviyesine iniyorum arkadaşlar. Bakın dallarımızı oluşturduk. Şöyle bir zincir, bir defa tığı doladım. Hemen yanındaki tığ vattiye girip 2 2 alarak direkt bu ara suyunu yapmaya başlayacağım. Bakın 1 2 3 4 zincir. Toplamda bu kirpikli trabzanlardan 15 tane verin arkadaşlar. Şöyle 4 zincir kirpik, bir zincir ara mesafesi, 2 2 alarak yandaki tığ vattiye trabzan. 4 zincir. Kapattım. Bir zincir, bir defa tığı doladım. Yandaki tığ vattiye 2 ve 2 alarak trabzan yapıyorum. Şöyle 4 zincir, bir zincir, bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 4 zincir. Kapatıyorum. Şöyle. Bu şekilde. Sonra 4 tane dal. Sonra 15 tane kirpikli trabzan yapıp devam edecek. Şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim. Evet, çimenimiz hazır. Şimdi ilk dalımızın içerisine bu 5 zincirli yuvaya sık iğne ile sabitleyerek çiçeğimizin yapılışına başlayalım. Sık iğnenin üzerine 3 tane zincirimi çektim. Bir defa tığ doladım. Yuvaya giriyorum. 1 2 ve 2. Evet. 2 tane trabzanım oldu. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 1, 2 ve 2. 3 oldu. Bir defa tığı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 1, şöyle 2 ve 2. 4 tane trabzanı yaptım. Ve şimdi 2 defa doluyorum. Bir tane trabzan yapacağım. 1, şöyle uzun olacak. 2, 2, 4 seferde arkadaşlar trabzanımı hazırladım. Burayı kirpikler için yuva olarak kullanacağım. 5 tane zincir çekip trabzanın arasından girip buraya sabitledim. 5 zincir. Yine buraya trabzanın ara kısmına sabitliyorum. İkinci kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir.
Bu da üçüncü kirpik. Bakın, üç tane kirpik yaptım. Geriye kalan trabzan aynı diğer trabzanların hizasında oldu. Onu bir trabzan sayıyorum. Bakın, çiçekler için yapmış olduğum yuvayı bir trabzan. Hemen 1, 2, 2 alarak yanına bir trabzan daha. Şimdi bir tane daha trabzan yapıyorum. 3 seferde alarak. Bu şekilde 3 tane trabzan oldu. Ben 4. trabzan için 3 zincirimi çekip yeşil yuvaya kapattım. Bakın, tamamladık. Ve 2 tane de zincir çekip diğer yuvaya, bu yeşil dala geçiyorum. Şöyle bir bakın. Gerçekten şöyle şuraları, kenarları tombul yanakları anımsatıyor arkadaşlar. Şimdi diğer dalları da yapalım. 3 tane zincir çekerek başlıyorum çiçeğimi yapmaya. Evet. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle bir, şöyle 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 1, 2 ve 2. 4'e tamamlayalım bunu. Kenardaki 3 zincirle beraber 4'e tamamladık. Şimdi 5. trabzanı 2 defa dolayıp şöyle 1, şöyle 2, 2 ve 2. Bakın, 5. trabzanı 4 seferde aldım. Kirpiklere yuva. 5 zincirimi çekip buraya sabitliyorum. 5 zincir. Buraya sabitliyorum. 5 zincir. Evet. 3. kirpiği de tamamladık. Bu, bakın, aynı öbürlerinin trabzanı seviyesinde olduğu için bunu ben 1 sayıyorum. Yanına 3 tane daha trabzan yapacağım. Bakın. Şöyle 1, 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. 1, 2 ve 2. Şimdi 4. trabzanımı zincir olarak yapıyorum. Evet. Kapattım, hem de tamamladım. Şöyle iki zincir de benim geçiş köprüm. Evet. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Böyle tombiş tombiş. Şöyle. Diğerlerini de yapalım. Bunları biraz daha hızlı yapalım. Sanırsam burası anlaşıldı. 3 zincir, bir defa doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. Bir defa doluyorum. 1, 2 ve 2. Şimdi 4 tane yaptık. 4. 2 defa tığı doladım. Aynı yuvanın içerisine 1, 2, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4. Buraya trabzana kapattım. 5 zincir. Buraya. Beş zincir. Hemen kirpiği tamamladım. Şimdi bir defa tığı doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. Bir defa doladım. Şu kısımda arkadaşlar ilkini biraz oturtturunca trabzanlar güzel duruyor. Diğerleri o kadar önemli değil ama ilkini iyi oturunca güzel bir çiçeğimiz oluyor. Evet, sıkı sıkı 3 zincirimi de çekip dalın içerisine sabitliyorum ve 2 tane zincirle diğer dalımıza geçiş yaptım. Son dalımızı da yaparak çiçeğimizi tamamlayalım. 3 zincirimi çektim. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 1, 2 ve 2. Şöyle 1, 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. 1, 2 ve 2. 3 zincirle beraber 4 tane trabzan olunca hemen 2 defa tığımı doluyorum. Şöyle 1, şöyle 2, 2 ve 2. Şimdi tepesine 5 tane zincir çekeceğim.
5 zinciri kapatıyorum. Son trabzanın arasına kirpik oluşturdum. 5 zincir kapatıyorum. 1 2 3 5 zincir. Kirpiğimi oluşturdum. Hemen bir defa doladım. Şöyle 1, şöyle 2 ve 2. 1 2 2. İster istemez arkadaşlar bu 5. trabzan böyle sola doğru kaykıldığı için onu mecburen trabzan yapmak, saymak zorundayım. Bakın 3 tane oldu. Hemen sıkı sıkı çekiyorum, bu aşağı inme zinciri bol olursa kenarda ayrık gibi duruyor. Sıkı çekin arkadaşlar bu 3 zinciri. Bakın baştaki o kadar değil ama sondakini muhakkak sıkı çekin. Şimdi çiçeğimiz tamam olduğu için şöyle bakın. Evet. Sarı tombul yanaklar. Tamam. Şimdi ipleri yakayım bakalım. Evet. Modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel bir model oldu. Renkleri de bu şekilde. Şöyle. Petrol yeşili. Bu ikisi de birbirini pembeyle sarı tamamlıyor. Sarı her şeyi tamamlıyor arkadaşlar. Bu şekilde modelimi hazırladım. Bakın çok güzel bir model oldu. Yapılışı da o kadar kolay. Hem kolay hem de güzel olunca tam bizim işimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Şöyle ikisini de açıp da göstereyim. Hem ara mesafesini nasıl olduğunu merak edenler görmüş olur. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Güzel ve hoş bir yapımı, kolay dediğim gibi. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak böyle bana destek olursanız sevinirim. Videoların devamı böyle. Sizlerin beğeni ve yorumlarınız da YouTube'da önermeleri de ön plana çıkarıyor. Önemli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.